Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Gecenizi, gündüzünüzü Allah mübarek etsin. Bir ayet-i kerimenin meal icmalesiyle başlamak istiyorum. Diyor ki, Allah'ın evini Allah'a iman edenler yapar. Değil mi? Hatırladınız meal icmalesi. Allah'ın evini Allah'a iman edenler yapar. Bahtiyardır o insan ki en azından duasıyla, temennisiyle, taraftarlığıyla veya varsa imkanıyla bir tuğlasıyla burada varsa tescil edilmiştir. Allah'ın evini Allah'a iman edenler yapar, hakikati taakkuk ediyor. Yani o halinin ispatı oluyor. İfade edebildim bilmiyorum. Onun için en azından tescil edilmiş oluyor. Şimdi ben bu dershaneler ne demektir? Dershaneler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani dershane açıldı da nereye hizmet ediyoruz, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Buralar ne demektir? Bakalım dershane neymiş? Dershaneler, medreseler, derslerin, sohbetlerin, Allah'ın dininin icra edildiği, anlatıldığı yer, ders alınıp ders verildiği yer, aynı zamanda bu tür yerler muhabbet hanelermiş. Muhabbet, sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı rahman, tahakkuk ettiği yerdir. Burası muhabbethane, uhuvvetin, kardeşliğin tahakkuk ettiği, organize edilip inşa edildiği yerdir. Başka? Terbiyehanelerdir. Terbiyehaneler. Terbiye olunan yer. İnsanın terbiye olunduğu yer. Başka? Günahlardan korunma limanıymış. Yani şerî kitaplardaki, topladım ben size cümle. Günahlardan korunma limanı, sığınılan yer. Fırtına olduğu zaman gemilerin kaçıp sığındıkları yer. Liman. Ahir zaman fitnesinden sığınılan yer. Dershaneler ilim yerleridir. Bilgi ve malumat yeri değil, yani anlatılanın yaşandığı yeridir. Okunan bir şey dimağda kalırsa malumat olur, bilgi olur. Yaşanırsa ruha iner, ilim olur. Ve aşağı indiği zaman canlı ve ruhludur. Unutmayın, hani şeyde biliriz, Vesvese Risalesi'nde ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Abimize isterseniz oradan bir yer verin. Bak oraya geç. Selam, oraya geç abi. Ben rahatsız olurum canım benim. Allah Allah. Eski, çok eski. 90'da tanırım. 90'da Zeytinburnu Dershanesi'nin biraz rüya nefsinden emin olduğum için söyleyeceğim. Ders Zeytinburnu bildiğimiz o merkezin su tesisatlarını yapan abimiz. 90. Geçti o. İstesen de daha ben yapmak istiyorum dedi. Telefonu kapattım lütfen. Olmaz. Mesela diyelim ki sıvacı olsa bir tanesi şimdi. Abi ben sıva yapmak istiyorum. O geçti. Abi ben taş koymak istiyorum. O geçti. O geçti. Onlar geçti. 1980 küsürde Sultanbeyli'ne girmiştik. İkinci dershanemiz. Belki beklersin 30-40 sene. Sen ya nasip olur ya olmaz. Ya yaşarsın ya yaşamasın. Onlar geçti. Ne mutlu. En azından imkanı olmayıp da en azından Allah'ım ben de bununla varım. Onları muvaffak et. Dua edene. Taraftar olana. Taşı olana. Şey için söylemiyorum. Siz daha fazla istifade edeceksiniz. İnşallah. Bak geçti işte Salih abi. 70 küsür varsın değil mi abi? 77. Görüyor musun? 77. Beykoz'dan. Beykoz'dan gelirdi Zeytinburnu'na. Hatırlıyorum. Su tesisatlarını yapardı. Bina. Geç. O geçti. İstesen de 90'ı getiremezsin geri. 1990'ı geri getiremezsin.
hamdolsun. Ne kadar şükretsek azdır. Allah'ımız nasip etti. Efendim, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Abi ben Vesvese Risalesi'ni okudum halde, hala vesvesen var. Demek ki sen vesvese bilgisine sahipsin. İlmine değil. Çünkü ilim onu tard eder. İlim canlı ve ruhludur. İlim vicdana inene denilir. Kafada olana bilgi denilir. Çünkü ilim ile tard eder demiyor sana. İlim ile tard edersin demiyor. İlim onu tard eder. İlim faildir. İlim kendisi aktif. Yani senin hiç haberin olmadan o çalışır. Demek ki buralar, medreseler ilim yerleridir. Yani bilginin eyleme dönüştüğü yerdir. Başka? Cehalet, karanlık ve zaaf imanlardan asırlarına geçme koridorlarıdır. Yani insanın kendi aslına karanlıklarından, cehaletlerinden, zanlarından ki zanlar kişinin hapishanesidir. Aslına dönüştürme koridorlarıdır. Bir bardak su rica edeceğim içeriden. Allah Allah. Buraların piri Medrese Yusufiye. Yusuf Aleyhisselam'ın menzilleri gibidir. Medrese Yusufiye'dir. Yani ne demek o? Yusuf simgesinin sembolik olarak Kur'an'da ve hadiste ifade edilen Yusuf simge ve sembolün icra edildiği yerdir. Yani Medrese Yusufiye derken Yusuf Aleyhisselam'ın dava ve gayesine rağmen dönmeyişinin hapsedilmesinden, yani biz de burada gönüllü bir hapishane, cemiyetin dayatmalarından sığındığımız bir yerdir. Yani aynı zamanda Medrese Yusufiye ruhun bedenden çıkartma yolu ve yönteminin icra edildiği yerdir. Yusuf'un kuyusu bedendir. Yusuf'un kendisi ruhtur. Kuyudan Yusuf'un çıkması demek, bedenden ruhu çıkartmak demektir. 8. söz. Ve cemiyetin dayatmalarına, diretmelerine karşılık verme, karşıtı manasındaki ruhu inşa edildiği yerdir medrese. Medrese Yusufiye. Derslerin, talimlerin yapıldığı yerdir. Bu akşamın günün manasını devam ediyor. Belki bazıları diyor ki niye düz bir yer okumuyor. Medrese açılışı olduğu için medreseler hakkında ben imamlarım ve Risale-i Nur'dan topladığım cümleleri okuyorum. Öz. Yani derslerin talimlerinin uygulandığı yerdir. Başka? Zemin yüzü köyler nur medresesine dönmesi. Yani zeminin nuru. Yani sanki projektörü. Semaya vurulan bir projektör gibiymiş. Ustadın tabiriyle zemin yüzü köyler nur medresesine dönmesi. Nurun, yani nurun medresesi. Medrese-i nur. Nur. Yani zeminin semaya karşı mukabelesi. Karşılık vermesi. Barla'da var bu. Diyor ki sema müekkelleri, semanın melekleri zeminin müekkellerini gıpta ederlermiş. Meleklerine, ah senin için, Barla'da geçiyor, ah senin üzerinde bir iki adam, bir iki nefes, Rablerini, bir iki dakika Rablerini görüp gösterirler, tanıtıp tanıttırırlar. Ondan dolayı müekkel melaikeler var ya, semadaki müekkel melaikeler, yerdeki melaikelere gıpta ediyormuş. Ve o meleklerin gıpta ettiği hakikatin icra edildiği veya yönetildiği, yani karagahlar olarak biliniyor. Ustad öyle diyor. Medreseler din tedrisatının yapıldığı yerdir. Din. Aynı zamanda insanın dimağının inşa, kalbinin ihya, hayatının aktif edildiği din tedrisatı bu. Başka? Sen melekler insanlar kadar Cenab-ı Hakk'ı tanıyamadığı için gıpta ediyorlar. Evet.
dinledikleri zaman hayret ediyorlar. Mesela şöyle ilk açtın. Hayret ediyorlar. Hızır abi vardı. Allah rahmet etsin. Belden aşağı şeydi, vakıftı. Hızır abi dedim. Kabirde ne olacak dedim. Endişe. Eskiden beri işim gücüm kabir. Sanki bunun için doğdum yani. Ben acayip bir şeydi. Daha 22 yaşında ancayız yani. Bak Hasan dedi. Melekler melektirler. İnsan insandır. Yani bütün meleklerin de 18 bin alemin hulasayı, camiası çekirdeği insandır. Yani Nur-u Muhammed'idir. İnsanın hakikatine yatılmış. Onlar da nisbiyet vahid-i kıyası olmadığından ilimleri muayyen ve mahduttur. Onların bildikleri saha kadardır. İnsan ise vahid-i kıyası olduğundan, zıtların cemi olduğundan insanlarda inkişafat vardır. İnsanların kamilleri kadar bilgi sahipleri değillerdir. Mesela bilginin kaynağı Cebrail. Değil mi? Makamı nerededir şeceri hilkatte? Lef-i mahfuzdur. Değil mi? Cebrail. Peki Cebrail nereye kadar gider? Şuraya kadar gider. Bak ben tersi yapıyorum. Elma. Gel geri. Tomurcuk. Gel geri. Yavaş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Elma. Gel geri. Tomurcuk. Filmi gel ters çeviriyorum. Dal. Gövde. Kök. Çekirdek. Daha gerisi var mı? Gidemez. Daha gerisi yok filmin. İlmin kaynağı, ilmin kaynağı subuti sıfattır. Subuti sıfattan ilim, irade, sem, basar, kudret var ya. Alem olarak lef-i mahfuzdur. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam lef-i mahfuzu da geçerek arş-ı azamaya, arş-ı azamdan da çıkarak kab-ı kavseyne ve imkan ve vücub ortası denilen o meç'ul denilen aleme. Bir adımda atamam ilmin kaynağı gibi gözüken Cebrail aleyhisselam değil. Bir adımda atamam yanarım ya Muhammed. İşte ondandır ki melekler şeylere yetişemez. İnsanın ilmine yetişemez. Yetişemez. Kaçtı o? Hadi bakalım kim söyleyecek? 258 miydi? Hani ha? Melaike tefavuk eder orası mı? Melaike değil. Şu 260. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Siz kendinizi yalnız mı zannediyorsunuz? Ben böyle bir rüyada da zaten görmüştüm. Ama bu burada zaten ustadın teyidiyle bu dersleri, Risale'nin derslerini dinleyen yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki hakaiki maniyenin istimağında, yani iman hakikatlarının anlatıldığı anda çok zevk alırlar. Onların gıdaları budur. Yani meleklerin, bir kısım meleklerin ibadeti gıdalarıdır. Yani gıdalar ibadettir. Bir kısmın meleklerinin gıdası, yani hayatiyeti, ilimdir. Ondandır ki bu meclisler onların gıda ve sofralarıdır. Onlar bu tür imani mevzularda, istimaında çok zevk alırlar. Sizin o kısım ders arkadaşınız ve müstemileriniz çoktur. Hem çok mütefekkirane, hem mütefekkirane o çeşit sohbet imaniye, zeminin yüzünün bir manevi ziyneti, zeminin yüzü, toprağın, yani dünya tabakasının manevi bir süsü. Ve medar-ı şerefi olduğuna işaretin biri demiş. Farsça, Arapça değil. Esman reştu buret bahri zemin kidaret yektu kes yektu nefs biha bahri huden ber nuşinent. Yani semavat melaikesi zemine gıpta eder ki ah zemindeki melaikelere gıpta eder ki zeminde halisen lillah sıf Allah için sohbet ve zikir, sohbet ve zikir ve tefekkür için. Bir iki adam, elhamdülillah. Bir iki adam değil, görüyor musun sağlam? Bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar. Ne yaparlar bunlar?
kendi Sani Zülcelal'inin, kendini yaratan Allah'ın Allah'larını, Rablerini, sanatkarlarını çok güzel asar-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sanilerini, kendi sanatkarlarını sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Böyle bir yer. Bu Peygamber Aleyhisselam bahsediyor bu rivayeti. Başka ne demektir dershaneler bu tür? Ben de keyif alıyorum. Halettin'den belli. Beni Allah dershaneler açmak için yaratmış diye inanıyorum ve böyleyim. Dünyada da öyle. İnşallah birkaç gün sürer, birkaç hafta sürmez. Fransa'da açacağız tekrar. Orada. Gücümüz yetmiyor. Yani ekonomi değil. Eleman olsa vallahi Avrupa'nın her şeyini de açacak potansiyel ve insanlar var. Arkadaşlarımız var. Evlerde yapılıyor. Ama böyle hizmetle meşgul olacak birinci derecede hizmet elemanlarımız az olduğundan yetmiyor. Yetmiyor yani. Bina açmak o kadar mesele değil artık bu asırda. Binalar her yerde açsa tutarsın en azın kirada. Yani o kadar mühim değil yani. Hizmet edecek elemanlar az yetişiyor. Hani sanatkar da öyle, çıraklık artık dönemi bitti. Sanayi gene kıtlık yaşıyor, çırak kıtlığı yaşıyor. Yani bu işin çıraklığı var, bu işin kalfalığı var, ustalığı var. Ama bu ilim elçilerinin çıraklığı, kalfalığı, ustalığı olmayan tek bir müessesi var. O da peygamberlik. Benim aklım almadığı bir tane bir o var. Alim de böyle değil. Alimin çıraklığı var, kalfalık dönemi var, ustalık dönemi var. Ama peygamberliğin çıraklığı yoktur. Peygamberlik müessesesinin kalfalığı ve ustalığı yoktur. Sabah kalkıyor ben peygamberim diyor. Hiç hata yapmayacaksın, her şeyi doğru söyleyeceksin. Bu olur mu? Hocam Cenab-ı Allah istese olur. İşte esbab aleminde böyle bir şey yok. Onun için mucizedir. Cemiyetin hastalıklarından korunmuş, mahfuz kalmış Musa Aleyhisselam'ın meçhul evleri gibidir. Kur'an'dan aldım ben bunu. Musa Aleyhisselam'a malum Firavun musallatından Allah'ın bir çıkış yolu göstermiş. Ya Musa, meçhul. Meçhul evler. Herkes tarafından bilinmeyen evler edin. Ya Musa. Allah'ın söylediği evler. Camilere malum sigası ile geliyor Kur'an'da çekimle. Meçhul evlere tenvinle geliyor. Beytin, buyutin nunlama, nunla gelerek o evlerin, Allah'ın evleri, Allah'ın evi ama meçhul. Yani herkes tarafından bilinmeye. Mesela komşudur, bilmez. Ama cami herkes bilir. Onun için cemiyetin dayatmalarına ve hastalıklarına karşı korunmuş diyor. Oradan aldım. Korunmuş. Allah'ımız Musa Aleyhisselam'ın ümmetine diyor. Böyle meçhul evlerde cemiyetin hastalıklarından korunun, mahfuz kalın ve Musa Aleyhisselam'ın Allah tarafından emr olunduğu sıfatların icra edildiği yerlerdir dershaneler. Başka? Erva habiseden korunma tahassüngahları olduğunu söylüyor. Erva habise. Yani kötü ruhlar buraya giremiyor. Çünkü Kur'an okunduğu için, namaz kılındığı için, ulvi şeyler konuşulduğu için. Mesela şöyle diyeyim evinizde de. Çiçek koyun, camı açın, arı gelir. Pislik koyun, pislik, camı açın, sinek gelir. Ne koyarsanız, ne işleniyorsa o tipten, evinizde televizyon yoktur da varsa, müzik çalıyorsa adınız gibi inanın ki o tipten ruhani gelecek. Oraya melek gelecek hali yok. Erva haliye gelecek hali yok. Adın gibi bil ki erva habisedir. O televizyonu kapattıktan sonra sabah seni yatırmayacaktır. Belki güçlüsün veya çok yorgunsun anlamadın ama ya kızına ya çocuğuna ya torununa çakacaktır yani. Veya orada bulunuyor bir kere geldi, dadandı yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hususi açlıkları
ve has elemanlarının Ashab-ı Suffa'nın yetiştirilen yerlerdir ki Medrese-i Kutsi-i Ahmediye denmiş. Üstad Hazretleri ve şeriat kitaplarında bu tür yerlere Medrese-i Kutsi-i Ahmediye, Ahmedi'nin Kutsi aleyhissalatü vesselam yeri, aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun içerisinde Ashab-ı Suffa'yı yetiştiriyordu. Onun için Medine'ye gidenler bilir ki o medresesi deniliyor, o kabrinin sağ tarafı Medrese-i Kutsi-i Ahmediye, Ashab-ı Suffa'nın icra edildiği, yani orada yetiştirildiği yerlerdir. Medreseler mana ve maddenin noktayı iltisak zeminidir. Yani mana ve maddenin bütünleştirildiği yerdir. Ben bugün şeydeydim, Kartal, Kaynarca'daydım. Orada şu dersi olmuştu, konferans devinlemiş oldu üniversiteli gençlere. Risale-i Nur, bunlarla alakalı bir şey anlatacağım. Risale-i Nur nedir? Hayatımıza ne getirmiştir? Ne adına çalışıyoruz? Neye çalışıyoruz? Hedefimiz nedir? Hayatımıza neler getirir? Neler getirmiş? Farkında değil miyiz? Diye. Şimdi şu. Orada diyor ki ilim, fen ve bilim maddenin sıfatı olan ilim. Mesela tıp ilmi bedenden alınmıştır. Ziraat ilmi bitkilerden alınmıştır. Eğer siz bedeni ortadan kaldırırsanız tıp ilmi yok olur. Çünkü tıp ilminin kaynağı insandı. Değil mi? Kaynak oydu. Ama Risale-i Nur, yani mana ve maddenin birleştirildiği nokta iltisak olan medreseler ise maddeye bağlı olmayan, madde arkasına da hükmedebilen ilimlerinin verildiği yerdir. Yani burada icra edilen, verilmek istenen ve verilen ilimler sizi maddenin arkasına taşıyarak maddeye hükmetme gücüne sahipsiniz. Ne demek biliyor musun? Klinik konuşması yapmayacağım. Kötü haber duydunuz ve çok kötü. Hemen midene vurur. Değil mi? Kötü haber midene vurur. Yani rahatsız olursunuz. Başınız ağrır veya bir krank girer. Güzel bir haber, havalara uçarsınız. Demek ki ne demek istiyorum? Düşünceler direkt insanla özdeş ve doğru orantılıdır. Direkt etkiler. O zaman iyi olmak istiyorsanız doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksınız. Tamam? Şimdi düşünceler madem direkt bedeni etkiliyor, mesela dese ki kanser ihtimali var senin. Bir tane parça alacağız. Ama büyük ihtimali. Ama kafayı takma falan. Aldı falan götürseler. Bir hafta sonra, 3 gün sonra tahlil neticelense. Nasıl yatabilir miyiz? Gittik hastaneye değil mi? Heyecan bak. Adam dese ki hiçbir şey yokmuş. Of be. Değil mi? Veya maalesef. Zaten öldü. Ölmeden. Şimdi şu. Bu durumda iken sana madde ve dünyanın arkasındaki ilim ve şuurun verilmesiyle dershanelerde o olay seni yıkamaz, üzebilir ama yıkamaz. Çünkü dershanelerde madde ve mekan arkası olan ahiret şuuru sana icra ediliyor burada. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Ahirete ümitli yaşamak kadar dünyada bahtiyarlık var mı? Allah'tan ve ahiretten ümitliyiz. Ölümü hiç görmüyoruz. Hiçlik değil, karanlık değil, yokluk değil, adem değil. Varlık diye görmenin insana kazandırdığı psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Bunların icra edildiği yerdir. Madde ve madde arkasının ilimlerinin noktayı irtisakı. Yani çakışma veya bütünleşme çatısı. Şöyle diyebilir miyim? Dünyasını arayıp da ahiretini bulan hiç görmedim. Ama ahiretini arayıp da dünyasını bulan çok insan çok var. Evet, çok güzel. Başka? Melekütü hayatın mukaddemesidir dershaneler. Melekütü bir hayatın, yani madde arkası ruhsal hayatın fark edildiği bir yerdir. Alemi gayiptakilerle görüşme zeminidir. Şu anda sizi görüyorlar biliyor musunuz? Akrabalarınız.
İnşallah Peygamber Aleyhisselam. İnşallah ustadımız. İnşallah İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler, rahmetullahi aleyh. Onlar inşallah görüyor bizi. Yani şöyle diyeyim. Kameranın karşısına geçerseniz sizi ötelere taşır değil mi? 3G ile bakarsın böyle. Taşınırsın. Ama çekilirsen böyle kameradan. Ya bir dakika gelsene ya kayboldum falan. Ya böyle yapacaksın ya böyle yapacaksın. Değil mi? O zaman taşınıyorsun. Ta Amerika'dan seni seyrediyorlar. Beşerin bir yaptığı teknolojiyle buraya bakarak sen aynı anda Amerika'da gözüküyor musun, işitiliyor musun? Burası da kameradır şu oda, salon, dershane. Ötelerde gözüküyorsunuz. Siz niye görmüyorsunuz? Sizin telefonunuzda kamera özelliği yok. Yani göstermiyor, o tarafı sağlam değil. Ama şuradaki kamera beni öteye taşıyor. Evet, öteye taşınıyorsunuz. Böyledir dinimiz, böyle diyor. Örtelerde aynen gözüküyor. Topladığım manaya devam ediyorum. Medreseler manaların cisimleştiği yerdir. Manaların, yani düşünülüp tefekkür edilip konuşulduğu, yani adeta cisimleşiyor. Yani dava mananın cisimleşmiş hali işte. Dava ruh olmasaydı burada nasıl bu bina olurdu? Belki de bir ay olmadan bu bina çıkar mı? Başka? Berzah'ta medreseler var oldu. Ve bu alemlerin koridor oluşturdukları, alışveriş yapıldığı koridor ve tünellerdir. Kabir mesela, şu anda vefat edenler ahirete değiller, alemi berzahtalar. Ahiret ise kıyamet kopar, haşir meydan toplanılır, ahiret başlar. Şu anda kabir hayatına alemi berzah. Berzah demek orta demek. Ahiret değil, dünya değil. Anne karnındaki çocuk gayb değil, dünya değil, ortada. Çekirdek ağaç değil, hiçlik değil, ortada. Buna berzah deniliyor. Burası da ahiret değil, yani berzah değil, kabir değil, alemi gayb değil. Alemi şehadetin de kendisi değil. Buralar da berzahmış. Buralar berzahtır. Yani adeta binadan girerkeniz dairede maddeden sıyrılma, çıkmama şeyi operasyonu gibi. Yani çünkü dünya değil. Benzemiyor buraya hiçbir yere. Kahveye benzemiyor, lokantaya benzemiyor. Eve de benzemiyor. Nereye benzemiyor? Hiçbir yere benzemiyor. Yani dünya değil. Dünyanın bildiğimiz, dünya yüklediğimiz manaya benzemiyor. Ama ahiret de değil, ölü değiliz. Ama gerçi aranızda birkaç kişi ölü ama öldüğünü bilmiyor. Çünkü aşağıdaki cuma salı dersinde vefat etti. Vefat etti, gömdük onu. Ama şehit olduğu için öldüğünü bilmiyor, hala şimdi burada. Ve bilmiyor. Ve birbirine bakıyor, ben değilim canım, herhalde başka birisidir. Vefat eden, şehit olan öldüğünü bilmez ya. Bir tanesi dedik, abi öyle deme dedi ya, gece uyuyamadım, acaba ben o muyum dedi. Ulan keşke olsa. Öldüğünü bilmemek ne kadar büyük nimet ya. He ya, Allah Allah öyle ya. Şimdi üzüldüm diyor, keşke beni ben o değildim. Allah Allah. Vefat eden, Allah Allah, hiç farkında değilim ha, cümle o geldi. Vefat eden nurcuların beraber bulundukları zeminmiş. Kabirdeki medreseler var. Onun provası. Vefat eden nurcuların beraber bulundukları kabirdeki zeminin mukaddemesi. Burada beraber miyiz? El merru me'e men ehebbe. Dost dostuyla beraber olacak. Şimdi burada dostuz. Zor durumda. Ahireti geçtik. Ne yapacaksın tek başına? Söyleyeyim sana. Tek başına cennette ne yapacaksın ya? Onun tadı da olmaz. La kardeş de böyle, ya tövbe estağfurullah, biraz şey yapayım ama menfi misal verilmez. Tek başına kumar da oynanmaz, top da oynanmaz. Tek başına nasıl şey yapacaksın? Kumar bile tek başına onlara keyif vermiyormuş. Tek başına hiçbir şey olmaz. Teklik Allah'a mahsus. Olmaz. Şimdi beraberiz. Kabirde girdik. Göreceğiz kardeşim birbirimizi. Oo abim ne haber? Görmemişken gelinir mi ya? Gökten sebep arayacağız olan böyle bize bir yardım etsin falan. O abi nasılsın? Niye? Ya bir konuşacak adam lazım orada ya. Teselli bulacağız. Ne var ne yok merak etme ya. Ne şey diyorsun?
O hani derste konuşuluyor diyor. Ha iyi ki geldin abi hakikaten ya. Of be ya. Ne endişe ediyorsun ya? Ben, ya niye sergerdan böyle başı dönmüş gibi dolaşıyorsun sen? Niye? Ya şurada işte çadır işte ya. Nurcuların çadır şurada ya. Ya öyle mi ya? Tabii ya. Bunun provası işte burası. Bunlar şaka değil ha. Teşvik değil. Çünkü teşvike ihtiyacımız yok. Benim de böyle bir problemim yok. Ben kulum, benim ahiretim var, senin de var. Ben gayret etmiyorum, sen de gayret. Doğruyu söylüyor. Herkes cemaatiyle haş olacaktır. Peygamberler de ümmetiyle haş olacaktır. Öyle demiyor mu? Şimdi ben seni hiç tanımıyorum. Sultan Bey'in de varsın. Sen de beni tanımıyorsun. Haşırdı. O hocam beraberdik. Nerede ya, ben hiç seni görmedim. Yani hiç bir şeyde yoktun. Baklavada arkadaşlarım vardı. Keyifte bilmem nelerim vardı. Ötekilerde para kazanırken çoluk çocuğum vardı. Davada, hizmette hiç ben seni görmedim. Beraber namaz kılmadık. Beraber bir çay içmedik. Aynı ders halkasında bulunmadık. Tanımıyorum seni. Duymuştuk. Biz de seni duymuştuk canım. Bizim himmet elimiz varsa dostlarımıza ancak ulaşır. Duyduklarımıza nasıl ulaşacak diye denilir. Kardeşim burada dost edinin. Dostluk, usta diyor ki biz dünya için dostluk edinmiyoruz. Hanımınız bize bile size ebedi bir hanım olarak verilecek. Bazıları diyor ki ona bunu falan. O kadar güzel olacak ki hurilerden daha güzel olup sana verilecek. Allah öyle diyor. Peygamberimize söylettiriyor. Ya başka. Ders arkadaşlığın tahakkuk zeminidir. Başka. Ekseriyeti mutlaka ile şehit vesilesidir. Dershaneler için diyor. Ekseriyeti mutlaka ile şehit vesilesidir. İlle burada ölmek değil. Yani bağ var arkadaşlar, bağ. Şöyle diyeyim size. Seninle ben beraber senin köyüne gidelim. Senin büyüdüğün var ya, doğduğun, büyüdüğün. Annenle çobanlık yaptın. Hani hatırlıyor musun? Babaannenle, dedenle, babanla elinde sopayla koyunları ve hayvanları güttüğün yer vardı. İrmak vardı, su vardı. Hatırladın? Bak oraya bir git bakalım şimdi. Şimdi beraber gidelim. Ben de bir şey olur mu tesir? Ben senin köyüne gelsem? Olmaz. Ama sen, hocam bir dakika ya, hocam sen arabaya geç. Orada o annenle oturduğun taşa, sevdiğin o dedenle oturduğun, yemek yediğin yere gelsen, sanki oralar dile gelmiş konuşmuyor. Sanki o taş, o oturduğun yer pencere olmuş, televizyon gibi geçmişi seyrediyorsun. Onun adı sirayettir. Orada kimler oturmuşsa oradalar. O yer... Senin o tekrar o fotoğraf düğmesine basma yeridir. İşte buralarda böyle. Size ben bir şey haletimi anlatayım. Başıma bir hal gelmişti malum. Bir zehirleme meselesi. Sesleri duyuyorum. Şöyle diyor. Ölüm sekerat anında ilk önce göz kapanır. Yani el ayak kapanır. Ağız kapanır. Yani sondan başlayayım, sonra göz kapanır. En son kelime-i şehadet, telkin verilsin diye Allah kulağını kapatmıyor. Kulağın, en son kulak çalışıyor. Yani nabız, bilmiyorum, 2.5'a inerse kan donuyormuş. Benim nabız 4'e düşmüş. Duyuyorum. Ben haletimi anlatıyorum size. Bir haletimi anlatayım, iyi dinleyin. O zehirlenmede nabız 2.5'a inince kan donuyor. Benim nabız 4 olduğunu duyuyor. Ondan sonra diyorlar ki göz bitti, kapandı vesaire. O anda neler hissettiğimi anlatayım size. Yani 4, 2.5. Kaldı 1.5. O anda duyuyor musunuz sesimizi arkadaşlar orada? Ben size yalan söylemiyorum. O anda sanki 50 sene bir nokta oldu. Beni bir şey sol tarafta ama şu gözümün hizasının üst çerçevesinde bir nur ama bakamıyorum hala. Hani güneş burada gözünü kamaştırır ya, bakamıyor. Şu anda hala etkiliyor beni. Şöyle vallahi etkiliyor böyle.
sol tarafta bir nur. Bir nur. Bütün geçmiş hayat orada sanki bir tek şey olmuş. Şunu diyebiliyorum. Geçmiş için. Oh elhamdülillah. Geçmişim iyi geçti. Oh elhamdülillah. Bir ümit, bir ümit ki arkadaşlar, gençler, mazini ister yaşayın, ister yaşamayın. Yaşayacağız da doğruyu. Ama öyle, ama böyle bu hayat gidecek. Siz de geleceksiniz 50'ye, küsüre. 60-70 insanlar var, 90. Allah hayırlı ömür versin. Ama 100. Ama öyle, ama böyle 100 yaşınız geçecek. Nasıl yaşarsanız yaşayın, geçecek. Önemli olan şöyle geri döndüğün zaman elhamdülillah, of be diyebilmektir. Ah! Ah, ah! Ölmeden önce ölmektir. Öyle bir ümit ki adamlar endişe ediyor. Pervane gibi dolaşıyorlar doktorlar. O doktor, bu doktor, o şey yapıyor. Ben de o bir ışık görüyorum orada. Tam odaklanmışım orada. Bakıyorum böyle. Ondan sonra yanlış şunu hatırlıyorum işte. Elhamdülillah. Mazim iyi geçti. Ümit dolu böyle. Adeta bana o ışık diyor ki korkma, endişe etme. Ben oymuşum, o da benmişim. Özdeş olmuşuz. Bir şey anlatmak adına hakkınızı helal edin ama anlattım. Şu hayatınız o anda, o sekerat anında aklınız gitmiyor. Akıl gitse şeytan kimi kandıracak? Şeytan geliyor. Şeytana karşı biz aşılıyız zaten. Çocuğa aşı yaparlar ki gelecek mikroba tanışsın diye. Biz şeytanın dediklerini ilk defa duymayacağız ki sekeratta. Zaten duyuyoruz. Sabah namazına kalkma demiyor mu? Biz zaten duyuyoruz. Ondan sonra Muhammed inkar demiyor mu şu anda? Diyor. Ondan sonra ya dediklerini zaten diyor. İlk defa duymayacağız ki. Ve böyle diyeceğini de hatırlayacaksın. Ha Muhammed inkar et, İsa'yı kabul et. Sen şimdi ne diyorsun? Ey melun, peygamberlere iman etmek imandandır. Biz Muhammed'e iman etmek için İsa'yı inkar etmedik ki. Hepsini onunla iman ettik. Ama sen bana diyorsun ki bunun adına bunu inkar et. Oysa ben senden daha şumurlu söylüyorum. Muhammed'e iman ederek 124 bine iman ediyor. Senin gibi birisi için 124 bin inkar etmiyor. Takozladı. İkinci sorusu. Şaka demiyorum, doğruyu söylüyorum. Aynı böyle geçiyor kitapta. Diyecek ki sana bir bardak, bir damla su, bir bardak su vereceğim. Muhammed inkar et. Sen diyeceksin ki, onda run diyecek. Ulan melun. Ben suyla Allah ispat etmişim. Benim imanımı suyun üzerine bina etmedim ki suyla imanımı değiştireyim. Ben hayatımla imanımı bile değiştirmedim. Dünyanın en cazibatlı şeylerle değiştirmedim. Ömür billah seninle mücadele ettim bunu korumak için. Şimdi senin bir suyun mı? Sanki babandan kalmış bu su. Sanki senin suyunmuş. Sen zaten böyle aldatacağını derste söylüyordu o beyaz saçlı adam. Diyeceksin. Hiç. Ha, öyle harika işte icra edildi ya. Ev şimdi bu akşam burada olmasaydın açılışta. Evde olacaktın. Veya bilmem nerede olacaktın. Ne kadar Allah'a şükretsek azdır ya. O anda öyle bir ümit sana verecek ki. Arkandakiler diye ağlıyor. Sen dikmişsin onura. Hadi bakalım. Meleddalin amin. Ezeli ve ebedi bir daha dönüşü olmayan bir hayatı icra ediyoruz. Ezeli ve ebedi bir çekirdek inşa ediliyor. Medreseler dima inşa, kalbi ihya, hayatı aktif etme vesilesidir. Elhamdülillah. Kim ne anladıysa ne yapayım. İmtihan meclisi burası. Rahmet vesilesi burası. Rahmet ilahiyenin tebessüm sebebi. Allah Allah. Rahmet ilahiyenin tebessüm sebebi. Şualardan çıkarttın. Medrese talebesi vefat etmiş. Din. Medrese talebesi vefat etti. Ne sormuşlar ona? Men Rabbuke. Sonra ne dedi men? Mübtedadır. Onun habersizdir. Peki. Talebe öldüğünü biliyor mu? Bilmiyor. O da alet ilimlerinin icra edildiği bir medrese. Vefat ettiğini bilmiyor. Ama medrese talebesiydi.
derslere devam edenlerin adı talebi ulum denilir. Talebi ulum. Allah bizi talebi ulumdan kurtarsın. Talebi ulum etsin inşallah. Risale-i derslere devam edene, medreseye devam edene, kitap okuyanlara Risale-i Nur'daki sıfatı talebi ulumdur. Talebi ulumun vefatı da öldüğünü bilmemektir diyor şualarda. Ustad diyor ki, Ustad pirimiz, ben diyor vefat ettim diyor. Âli manada vefat ettim. Kabre girdim diyor. Kabri üç tane sıfat da görmüş. Dar, karanlık, soğuk. Sonra diyor, bir anda işte bir tedirginlik başladı diyor. Sonra münker ve nekir denilen iki melaike bana arkadaş oldular diyor. Benimle diyor tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar. Kabrim isindi. Aydınlandı, genişlendi. Ulan münker mekir geldi, bana hesap sordu demiyor. Benimle diyor tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Tatlı sohbet edince kabir genişlendi, ısındı, sıcak oldu falan. Hani hesap bilmiyor. Dikkat ettiniz mi? Çünkü bilmez vefat ettiğim. Risale'yi istersen iş yerinde oku, istersen evde oku. Risale-i Nur okuyan, derslere haftada bir en az devam edenin sıfatı talebi ulumdur. Vefat ettiğini de anlamaz. Aha işte şu alarda anlatıyor. Başka, içtimai şartlardan mahfuz kalınmış zemindir dershaneler. Çabuk geçim, vakit geldi. Başka, iştirak amal-ı hureviyenin tahakkuk etme vesilesidir dershaneler. Hızlı gideyim. Başka, Allah'ın rahmetinin, sükunetinin, Allah'ın rahmetinin ve sükunetinin indirildiği yer ve orada bulunan fasıkların bile af vesilesi ve cennet bahçesi. Fasıkların bile affedildiği yermiş. Cebrail aleyhisselam hani bize anlatıyor ya Peygamber aleyhisselam. Ya Cebrail diyor Cenab-ı Hak. Ne yapılıyor? Bir bak hele oraya. Allah bilmiyor mu? Bir saltanat, sultan ismi icra ediliyor. Ya Rabbi geliyor. Bakıyor. Ya Rabbi senden konuşuluyor. Biliyorsunuz ya bu hadisi. Sonra ne anlatıyorlar diyor. Ya Rabbi cennetinden, cehenneminden. Onu umuyorlar, ondan korkuyorlar. Peki cennetimi gördüler mi? Cehennemimi gördüler mi? Yok ya Rabbi haberinden dolayı. Sen şahit ol ki onları affettim. Onları cennete koyacağım diyor. Hemen Cebrail aleyhisselam ya mantıkçı ve akılcı, lef-i mahfuzcu. Ya Rabbi diyor onların içinde fasık da vardı diyor birkaç tane fasık. Yani art niyetle geldi diyor. Onların içinde olduğu için onu da onların hürmetini affettim diyor. Ulan sen bir öyle bile olsan tabestol. Sen bile affedildin ya. Affedildin ya, böyle diyor. Yani hiç mi yok burada bu halis insan ya şu anda? Tövbe estağfurullah. Tamam işte affediyor, onun yanında ben öyle kabul etsem bile hani onların hürmetini onu da affettim diyor. İşte oradan topladım, hadisten topladım. Diyor ki Allah'ın rahmetinin, Allah'ın sükunetinin, sunuhatının indirildiği yer ve orada bulunan fasıkların bile af vesilesi ve cennet bahçesi diyor. İlim meclislerine cennet bahçesi diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Nerede ne yapıyoruz? Farkında mıyız? Farkında mıyız? Ne demektir dershane? Başka? Deccaliyetin ilk saldırdığı mekanlardır. Sufyaniyetin, mim kemalin ilk saldırdığı yerlerdir. Medreselerin, dershanelerin kapatılması. Başka? Zor zamanlarda askeri kışla yapıldığı yerlerdir. Yani İslamiyet bir bütündür. Hastane yapılmış medreselerde, Allah Resulü'nün ashab-ı sufa hastane yapılmış, askeri kışla yapılmış, eğitim görüldüğü, öğretim görüldüğü, mektep vazifesini yapıldığı yerlerdir. Başka, din ve fen ilimlerinin beraber okutulduğu yerlerdir. Başka, dini toplantıların ve şura ve meşveretin zeminleridir. Devlet idare edilmiş. Başka, talebelerin müzakerelerine ve müdaveli-i efkar ettikleri zemindir. Başka, tekkelerden daha kısa bir yol medreselerde mevcuttur deniliyor Risale'de. Risaleler medrese malıdır diyor. Medreseler aynı zamanda zikirhanelerdir.
Başka? Defibelliyattır. Külliyatta geçen Mustafa şeyler okuyorum. Defibelliyattır. Belaların define vesiledir. Yani bu beldenin, göletin defibelliyat ve sigortasıdır. Birisi vardı. Dershane açmıştım. Binada, bir yerde, X yerde. Yandaki komşu karşı çıktı. Yapma dedim. Bak anlattım sana. Yapma. Bak ya burada akşam, ya haftada bir gün gelecekler. Endişe etme. Ya burada çoluk çocuk var, bilmem ne var, gelip çıkamıyor. Ya çoluk çocuk çarşı pazara çıkıyor da. Ya burada bunlar terbiyeli insanlardır yani. Gelen niçin geldiğini biliyor. Yok. Yok. Peki çıkmak zorunda kaldık. Çıktıktan sonra birkaç ay sonra da belediye istimlak edip yıktı. Ya defibelliyattır. Onun için örnek verdim. Başka? Birbirlerimizin kuvve-i maneviyelerin takviye mekanlarıdır. Başka? Risale-i Nur hizmetlerinin esaslarının icra edildiği yerdir. Başka? Hizmet şekillerinin çeşitlerinin nispetlendiği, mizan ölçüldüğü yerdir. Ben bu kadar keseyim çünkü iki sayfa da gene var. Risale-i Nur medreselerinin nerededir, nerede mana ifade ediyor. Şu kadar şey yapayım da 78-68. Cemiyetin maddi ve manevi baskısından kurtulma sığınağı olduğu gibi Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ın emredilen meçhul evler edinmesine ifade edilen ve o vasıflara sahiplenilen yerlerdir. Peygamberlerin ilk dönemlerindeki icra-i faaliyetlerinin mekanları ötelere koridor, tünel vazifesini yapan boyut zeminleri, ervah-ı aliyenin insan neviyle buluşup kaynaşma mekanlarıdır. Bu çok orijinal. İnsanlarla ruhanilerin, ervah-ı aliyelerin tanışma zeminidir. Seni burada tanıyorlar. Aa bu bizim falan ya. Melek sen nerede? Sokakta kimin yanında tanıyacaklardı seni? Ya bunun ya şunun. Ya paranın ya şey. Orada ne işi var o adamın? Yani ervah-ı aliyenin ve meleklerin ve ervah-ı aliyelerin insanları tanıma zeminleridir. Seni tanıyacaklar. Allah Allah. Metafizik boyutundakilerin ervah habiselerden tahassüngâllarımızdır. Ervah habise kötü ruhlardan kurtulma vesile ve sığınağımızdır. Allah gecenizi gündüzünüzü mübarek etsin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hayır ve hasenatınızı kabul eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Mekanlarınızı cennet bahçesinin bir bahçe eylesin. Amin. Usul ve furularımızdan her kimler ahirete intikal etmişlerse onları da haberdar eylesin. Amin. Ve kurtuluşumuza vesile eylesin. Amin. Hakikatına, hakikati ve manasına mazar eylesin. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye de ihlasla, sadakatla, takva ile hizmette iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam hazar eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, razı olmadığın geçmişimizden tövbe. Amin. Razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Hidayetin kendisi olan istikametten bizi ayırma ya Rabbi. Hizmet imaniye Kur'an'ı da daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Ve ahir davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.